Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız yerindedir, umarım bütün kripto para yatırımlarınız yerindedir. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda çektiğim yüzlerce Bitcoin videosunda en geri kısımlara gelerek sıfırdan kripto para camiasına girecek kişilere veya ilk defa Bitcoin, ilk defa bir kripto para alacak olan kişilere tavsiyeler vermek istiyorum. Bunu yapmak istiyorum çünkü görüyorum ki son zamanlarda özellikle bu son tekrardan 19 bin dolarlara yükseldiğimiz kısımda kanala gerçekten ilk defa yatırım yapacak olan yüzlerce kişi abone oldu. Yani yorumlarda sürekli görüyorum ne yapmalıyım, ne etmeliyim gerçekten çoğu kişi bilmiyor. Ve onlara ithafen ayrıca orta vadeli bir yatırımcıysanız da belki bilmediğiniz şeyler vardır diyerek sizlerle ilk defa Bitcoin alacak veya ilk defa kripto para alacak kişilere tavsiyeler vermek istiyorum. Hemen videomuza geçelim. Şimdi burada ben de notlarımı aldım. Bu notları madde madde işleyerek devam etmek istiyorum. Tamamen rahat bir şekilde sohbet muhabbet şeklinde devam etmesini istiyorum videonun. Çünkü öyle çok daha rahat oluyor. O yüzden ben şöyle bir yayılayım. Şimdi örnek olarak ilk defa bir kripto paraya yatırım yapacaksanız öncelikle ufak bir meblağ ile başlamanız gerekiyor. Kesinlikle 100 bin lira gibi bir rakamla, 50 bin lira gibi bir rakamla birden toplu bir para girişimini yapmanız çok yanlış. Kesinlikle tamamını kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz bir meblağ ile bu piyasaya girmek çok mantıklı. Çünkü bu emin olun dolar gibi, benzin gibi değil. Bu piyasa çok spekülatif, herhangi bir haberle %30, %40'lık düşüşler yaşanabiliyor. Bir gün içerisinde aynı şekilde %30, %40'lık yükselişler de yaşanabiliyor. Kesinlikle tamamını kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz bir meblağla bu piyasaya dahil olmanızı tavsiye ediyorum. Nedir bu meblağlar? Kesinlikle 100 lira, 200 lira, 300 lira, 400 lira maksimum o da. Bu şekilde kesinlikle başladıktan sonra kendinizi test etmeniz gerekiyor. Nasıl test etmeniz gerekiyor? 100 lirayla girip 120 lirayla mı çıktım? Hani kar elde ettim mi? Alsat mı yapacağım? Uzun vadede bekleyecek miyim? Psikolojim bunu kaldıracak mı? Bunların hepsini bir tarttıktan sonra bu işten para kazanmaya çalıştığınızı varsayarak şunu demek istiyorum. 100 liralık bir yatırım yaptınız ve birkaç alsat işleminden sonra o parayı 120 liraya mı çıkardınız? 140 liraya mı çıkardınız? Yoksa o içerideki 100 lirayı 80-70 liralara mı düşürdünüz? Kesinlikle minimum parayla kendinizi test etmeniz ve neler yapabildiğinizi görmeniz gerekiyor. Çünkü şu çok önemli. 100 lirayı 140 yapan kişi 1000 lirayı 1400 lira yapabilir demek oluyor. 10 bin lirayı da 14 bin lira yapabilir demek oluyor. Fakat direkt 10 bin lirayla girip de işte 4 bin liralara, 5 bin liralara düşmesi sizin hem psikolojinizi bozacak, hem maddi anlamda bir zarara uğratacak, hem de bu piyasaya küseceksiniz. O yüzden kesinlikle ufak bir meblağla girip kendinizi test ederek başlamanız gerekiyor. İkinci olarak hiçbir kripto paraya, hiçbir pariteye, hiçbir coin'e, token'e, hiçbir şeye duygusal bir bağ beslememeniz gerekiyor. Nedir bu duygusal bağ? İşte hiçbir gelişme yok o token'le veya coin'le ilgili ama ben inanıyorum. Ben yapacaklarına inanıyorum. Neye inanıyorsun? Neye inanıyorsun yani? Duygusal bir bağ beslemek kesinlikle çok kötüdür. Bu sizi çok kötü yerlere sürükleyebilir. O yüzden uzun vadeli bir yatırımcıysanız, yani mesela 3-5 yıl bu kripto paraları sürekli biriktireceğim çünkü ileride gelecek vaat edebileceğini düşünüyorum, paramı katlayabileceğini düşünüyorum diye bir düşünce içindeyseniz kesinlikle duygusal bir bağ kurmadan düzenli bir şekilde alım yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani her hafta olabilir, her ay olabilir, her 3 ayda bir olabilir, her gün olabilir. Bu tamamen sizin maddiyatınıza ve stratejinize bağlı olarak değişir. Fakat işte şu an 19 bin dolar mesela 16 bine düşsün alacağım demek aslında belki de düşmeyecek ve birden 30 bin dolar olacak ve siz alamayacaksınız demek oluyor. O yüzden kademe fark etmeksizin her kademeden belli bir süreç aralığında sürekli olarak Bitcoin örnek veriyorum alım yapmanızı tavsiye ediyorum uzun vadeli bir yatırımcıysanız. Lakin daha orta vade, daha kısa günlük alsatlar yapıyorsanız da birinci maddeye geri dönüyorum. Ufak bir meblağ ile kendinizi denemeniz gerekiyor. Bakalım öngörüleriniz tutuyor mu? Bakalım kar ediyor musunuz? Zarar mı ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bunu bir görmeniz gerekiyor önceden. Üçüncü madde toplam yatırımınızı bölmeniz gerekiyor. Ne demek bu? 10 bin liranız varsa 10 bin lirayı da Bitcoin'e gömeceğim demek yanlış. 100 bin liranız varsa 100 bin lirayla Ethereum alacağım demek yanlış. Bunu belli kısımlara bölmeniz gerekiyor. İlk başlayan kullanıcılar için, yani daha ilk defa alım yapacak kişiler için bunu şu şekilde anlatabilirim. Toplam yapmak istediğiniz yatırımın %10'unu günlük, haftalık alsatlar için kullanabilirsiniz. Yani 1000 liralık bir başlangıç yapıyorsanız bunun kesinlikle 900 lirasıyla uzun vadeli tutmanızı tavsiye ediyorum. Yani 1000 lira karşılığında bir Bitcoin alırsınız mesela ama bunun
%90'ını köşede tutarsınız, asla bozmayacağım dersiniz. Ama o kalan %10'luk kısmını da günün içerisinde yakaladığınız fırsatlarla alsat yaparak kar elde etmeye çalışabilirsiniz. Videoya başlamadan önce hemen 1 dakika içerisinde sizlere sponsorlu olarak Binomo'dan bahsetmek istiyorum. Binomo çoğu sosyal medya platformunda gördüğünüz, hatta internette de önünüze çıkan bir kaldıraçlı işlem platformu. Reklamlarda tamamen fiyatın yukarı gideceğini veya aşağı gideceğini tahmin edin diyor. Fakat bu aslında bildiğiniz gibi kaldıraçlı işlem platformu. Demo hesabını deneyerek kaldıraçlı işlemleri Binomo üzerinden deneyebilirsiniz. Kaldıraçlı işlemlerin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız da kartlardan size evde kal serimi göstereceğim. Oradan tıklayarak kaldıraçlı işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Birçok farklı paritenin olduğu, içinde Bitcoin ve kripto paraların da olduğu bir kaldıraçlı işlem platformu, kesinlikle riskli olduğunu biliyorsunuzdur ama ben tekrardan paylaşmak istiyorum. Kaldıraçlı işlemler çok çok risklidir. Paranızı saniyeler içerisinde katlayabileceğiniz gibi saniyeler içerisinde kaybedebilirsiniz de. Binomo'ya üye olmak istiyorsanız ve daha detaylı incelemek istiyorsanız açıklamalar kısmında linki var. Oradan dahil olabilirsiniz. Ayrıca iOS ve Android için mobil uygulamaları da var. O yüzden sadece bilgisayar başında değil, sokakta herhangi bulduğunuz bir vakitte oynayabilirsiniz. Sadece fiyatın yukarı mı aşağı mı gideceğini tahmin etmeniz yeterli. İlk para yatırımınıza da bonusu var. Denemek istiyorsanız dediğim gibi açıklamalar kısmında linki var. Bu bahsettiğim rakamlar benim kesinlikle yeni başlayacak kişilere verdiğim tavsiyeler. Biraz daha deneyimliyseniz, daha piyasanın içindeyseniz, daha olaylara hakimseniz bu sayıları %25'e indirebilirim. Yani günlük alsat yapacağınız miktarları, trade yapacağınız miktarı toplam yatırımınızın %25'ine kadar genişletebilirim. Ben ortalama bu şekilde yapıyorum. Yatırımımın yarısından fazlası upuzun vadedir. Bekliyor, hiçbir şekilde dokunmuyorum ama küçük bir kısmıyla da sürekli alsat yaparak oradaki meblağı çoğaltmaya çalışıyorum. Sizin de kesinlikle böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Hepsiyle alsat yapmanız kesinlikle çok yanlış. Hepsini alıp uzun vade beklemeniz yanlış değil ama daha güzel değerlendirilebilir. O yüzden yeni yatırımcıysanız %10, %15'lik bir meblağı alsat için kendinizi tecrübe edinmek için deneyebilirsiniz. Bir sonraki madde psikolojinizi güçlendirin. Bu gerçekten verebileceğim en büyük tavsiye, en büyük aslında kripto paralarla alakalı en büyük yük denebilir. Psikolojisi sağlam olan adam bu piyasadan çok büyük zararlarla, hatta zararla bile çıkmıyor diyebiliriz. Ama psikolojinizin çok sağlam olması lazım. Eğer 2017'de 20 bin dolardan aldığınız Bitcoin'i hiçbir şekilde bozmayıp, hiç istikrarınızı kaybetmeden 2-3 yıl yani bugüne kadar alsat yaparak elinizdeki Bitcoin miktarını arttırmak olsaydınız. Şu an tekrardan 20 bin dolara geldi fakat dolar paritesinde dolar yükseldiği için Türk lirası bazında 2017'de 80 bin lirayı görmüşken şu an 150 bin lira, yani yine kârda olacaktınız. Kesinlikle psikolojinizi çok güçlendirmeniz gerekiyor. Bu piyasa ani düşüşlerin çok olduğu, ani yükselişlerin çok olduğu, alelacele kararlar vermenize çok müsait bir platform. Sizi paniğe sokup aceleyle işlem yaptırmaya çok müsait bir platform. Bu da her zaman acele eden kişinin zararla sonuçlanması demek oluyor. Psikolojiniz ne kadar sağlamsa bu piyasada o kadar sağlam bir şekilde dikçe durursunuz. Sakin kalmalısınız, acele karar vermemelisiniz. Girdiğiniz ve çıktığınız limitleri belirlemelisiniz. %15 kar alıp çıkacağım diyorsanız %15 kar alıp çıkmalısınız. %15'i gördü, 25'i de görebilir dememeniz gerekiyor. Bu da zaten diğer iki madde. Uzun vadeli bir yatırım yapıyorsanız, yani alıp 3 yıl 5 yıl bekleteceksiniz bu kripto paraları elinizde. Bitcoin'e örnek vereyim. Kesinlikle bir offline cüzdan almanızı tavsiye ediyorum. Offline cüzdan nedir? Benim şu an bilgisayarımın önünde gördüğünüz gibi bir tane offline cüzdan var. Bu cüzdan herhangi bir internet erişimi olmadan içerisinde Bitcoin sağlanabilen bir cüzdan. Bununla alakalı zaten bilgilendirici içerik çok var. Kanalımda da çok var. Oradan da bakabilirsiniz. Uzun vadeli yatırımcıysanız bunlardan bir tane edinmeniz gerekiyor. Yatırımınızın belli bir kısmını oraya atıp onu unutmanız gerekiyor. Çünkü borsa kapanabilir, internetiniz kopabilir, o an işlem yapamayabilirsiniz. Telefonunuzdadır cüzdanınız, telefonunuz bozulur, telefonunuzu değiştirirsiniz vesaire vesaire. Offline bir şekilde uzun vadeli yatırımcıların bir offline wallet'a sahip olup kripto paralarını orada tutması çok çok önemli ve çok tavsiye edeceğim bir şey. Bu da çok önemli. Herkesi dinleyin. Bu piyasada yorum yapan benim gibi herkesi dinleyin. İyi yorum yapan, yükselecek diyeni, düşecek diyeni, işte Bitcoin balon patlayacak diyeni bile herkesi dinleyin. Fakat hiç kimsenin dediğini aynı şekilde de yapmayın. Bu videoda verebileceğim en büyük tavsiye olabilir. Çünkü kimse Bitcoin kesinlikle yükselecek diyemez. Kimse Bitcoin bu akşam saat 7'de düşecek diyemez. Kimse yarın sabah yükselecek, kimse Ethereum alın 2 katı yapacak 2 günde diyemez. Kimse bu tarz kesin yorumlarda bulunamaz. Bunun aksine iddia eden de yoktur zaten. O yüzden benim gibi internette, sosyal medyada takip ettiğiniz herkesi dinleyin. Fakat kimsenin dediğini yapmayın. Kendi duygu ve hislerinize güvenin. Kendi öngörülerinize güvenin. En azından bir zarar olacaksa da kendi yaptığınız hata sonucunda bir zarar elde etmeniz
başka birinin verdiği tavsiyeden zarar etmenizden daha mantıklı, daha pozitif. Çünkü ben burada yükselecek, herkes yükselecek diye alır ama yükselmez, suç bana gelir. Ama kendiniz yükselecek derseniz ve yükselmezse bu sefer yapamadım diyebilirsiniz. Tabii ki de herkesin kayıpları oluyor. Önemli olan burada kayıpları minimum tutup hemen hızlıca ders alıp bir daha kayıp yaşamamaya odaklanmak. Her zaman kar alın, bunu demin de söyledim. Kesinlikle şöyle bir şey yok, sonsuza kadar yükselecek diye bir şey yok. Bir şeye 10'dan giriyorsanız 20'den çıkacağım diyebilin, 15'ten çıkabileceğim deyin. Çünkü bu sizi mutlu edecek ve sizin beklentinizi karşılayacak bir kar miktarı. Yani 10'dan girdiğinizde 15'ten çıkmayı hedefliyorsanız o coin 15'e geldiğinde çıkın. Çünkü siz bunu hedeflemiştiniz zaten. Daha fazlasını istemeyin. Ettiğiniz karla başka bir şeye yatırım yapabilirsiniz. Kar aldığınız bundan güzel bir şey yok zaten. Yani yatırımınız karla sonuçlandı ve cebinize para girdi demek oluyor bu. Her zaman karınızı alın ve bir kar realizasyonu yapın. Yani 10'la girdim, 8'e düşerse %20 zararla çıkarım diyebilin. 15'e çıkarsa da %50 karla çıkacağım bu şeyden diyebilin. Bu kar realizasyonunu kesinlikle yapın. Ve son olarak verebileceğim bence de en güzel tavsiye şu ki, son paranızla birinden borç alarak, kredi çekerek ya da bir şeyinizi satarak elde ettiğiniz bir parayla bu piyasaya kesinlikle girmeyin. Çünkü durumunuz normal olabilir, kötü olabilir. Son paranızla bu piyasaya girip o parayı da kaybedebilirsiniz. O yüzden durumunuz daha da kötü olabilir. Kesinlikle son paranızla, kredi çekerek, birinden ödünç aldığınız parayla, borç aldığınız parayla kripto paralara yatırım yapmayın. Bu dediğim çoğu alanda yanlış çıkabilir. Belki kar ettiniz, belki bunları yaparak kar ettiniz, belki çok çok kazandınız bilmiyorum ama bunlar çok riskli şeyler. Bunları kesinlikle ve kesinlikle yapmayın. Biriktirdiğiniz bir parayla, kaybetseniz de üzülmeyeceğiniz bir meblağıyla bu sektöre girmek, bu piyasaya girmek sizin için çok çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Anlatacaklarım bu şekildeydi. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa veya bu süreç içerisinde sizin yaşadığınız garip olaylar varsa, örnek veriyorum kredi çektim ama şu an kredimi çoktan ödedim ve cebimde bu kadar para kaldı gibi. Eksantrik yorumlarınız ve yaşanmışlıklarınız varsa yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Ayrıca unuttuğum bir şey varsa onu da siz de yorumlar kısmına yazarak yeni yatırımcıların görmesini sağlayabilirsiniz. Umarım dikkatli olursunuz. Umarım bu dediğim maddeler sizin de işinizi görmüştür veya görecektir. Fikirlerimi ve yorumlarımı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olup yan taraftaki zil butonundan da bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında Telegram grubumun linki var. Hem duyurularımı yaptığım grup hem de yardımlaşmanın olduğu grup. İki grubun linki de açıklamalar kısmında. Oradan gruplarıma da dahil olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.